Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir ayakkabının incelemesine, daha doğrusu kutu açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz kutu açımlarında sizlerle birlikte kutuyu açıyoruz ve bakıyoruz nasıl bir ayakkabıymış. Daha sonradan birkaç hafta deneyip sizlere bunu detaylı performans incelemesini yapıyorum. Eğer kanala yeniyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için çok değerli oluyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım kutumuza geçelim. Evet, şöyle güzel mi güzel, özel mi özel, benim çok sevmiş olduğum Nike kargolarından bir mevcut. Biliyorsunuz Nike.com bu şekilde gönderiyor. Yurt dışından geliyor, yaklaşık kaç güne geliyor? Bir hafta 10 güne geliyor, çok fazla geç kalmadı. Tabi bu sürekli aynı şekilde gelecek gibi düşünmeyin. Kimse daha geç gelebiliyor, bana hani bir ayda geldiği de oldu, 5 günde geldiği de oldu. Zaman zaman gecikebiliyor bu kargonun ve genel olarak işte bu pandeminin etkileriyle alakalı. Bir de ürünün tedarik edilmesiyle de alakalı olabilir, bence. Olabilir. Tekstil zaten. Ürünleri bazen zor tedarik ediliyor. Elde kalmayabiliyor olabilir, falan. Olabilir. Doğru diyorsun. Ama bunlar bana hızlıca geldi. Şöyle biliyorsunuz şuradan güzel bir açımı mevcut. Açıyorsunuz. Stresinizi atıyorsunuz. Güzel mi güzel bir kutu. Ne olduğunu biliyor musun içinde? Ben biliyorum. Sen bilmiyorsun onu. Sana sürpriz yapmayı seviyorum. Senin... Zorlamana gerek yoktu bu kadar. O kadar çok biliyormuş gibi açtım ama olmadı bu. Bu iş olayı bozdu. Altta bir 23. Yani bir Jordan. Yani üstümdeki Jumpman'le uyumlu. Bunları kesiyor musunuz arkadaşlar? Bunları bilincinde misiniz bilmiyorum ama yani uğraşıyorum bunlara. Dokunuşlar. Evet, dokunuşlar yapıyoruz. Bir Jumpman 00023 kutusu çıktı. Designed for flight olayı var. Çok merak içindesin. Sen bana ne olduğunu söyleme istersen ben ne olduğunu tahmin edeyim. Mümkün değil, bunu tahmin edemezsin. Ney, tahminin ne olurdu? Var mı bir tahminin, var mı yani öyle söyleyeyim? Jordan'ın kendi ayakkabısı mı? Ya bilemezsin, mümkün değil ya bu ayakkabıyı çünkü ben sana çok söylemedim. Genelde söylediklerim, bunu almak istiyorum dediklerim biliyorsun. O zaman şöyle hemen Jordan Delta 2. Evet, hiç Jordan bilemezsin. Delta 2 mümkün değildi zaten. Sizler göreceksiniz, isimde muhtemelen rahat bileceksiniz. Hadi gelin beraber açalım. Çok güzel bildiğimiz bu kutu var. Bu kutuyu daha önce nerede görmüştük? Hemen söyleyebilecek misin? Geçen birkaç gün önce giydim, hatta vlogda giymiştim. Protromax'te vardı. Güzel bir kutu, hoşuma gidiyor. Kaliteli de, hiçbir şekilde de vuruk kırık değil sağ solu. Şunu evet, açıyoruz. Güzel tatlı güzel gerçekten. Bir kağıt var. Ve bir ayakkabı. Ben açarken eşimin yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Yine aldığı, de sipariş vermiş diye bakıyorum ben de. Yüzüne aldığı ifade. Jordan Delta 2. Bu basket ayakkabısı değil mi? Ayakkabısı. Aslında basketbol reyonunu koyuyorlar. Delta 1 ile basketbol oynayanı çok gördüm. Onu çok incelemek istemiştim. Bununla da basketbol oynayabilirsiniz ama bu aslında lifestyle, yani günlük gündelik bir ayakkabı. Geldi. Dolayısıyla basket oynanmaması daha güzel olur. Benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle almayı istediğim siyahlı rengi vardı. O çok güzeldi. Fakat bu rengi indirimdeydi arkadaşlar. Yaklaşık 800'e falan gelmişti. O almak istediğim renk 1400 düşün. Yaklaşık 2 katı. O farka dedim ki neyse, farklı bir ayakkabım olsun. Biraz daha janjanlı olsun. Hatta mesela bugün bunu giyebilirmişim. Bence güzel bir ayakkabı. İlk görselde bu ne dedirtebilir. Ama biraz daha detaylı baktığınız zaman oldukça kaliteli ve premium olduğunu göreceksiniz. Çok fazla... Retro gibi duruyor. Gibi. Biraz böyle retromsu, eskitmeli. Tam şimdi kamera öncesinde bir şey söyledi eşim arkadaşlar. Kapı çaldı, kapıyı açtım ettim falan. Eski püskü sanki arka rafta kalmış, unutulmuş gibi bir ayakkabı dedi. Biraz renk tasarımı öyle olabilir. Aslında beyaz rengi de indirimdeydi. Onu mu alsam, bunu mu alsam? Çok beyaz ayakkabı artık olacak dedim. Artık sormuyorsun hiç bana. Niye sormuyorsun sen? Çünkü biliyorum ki garip garip şeyler söyleyeceksin. Her şey söylediğim gibi. Evet, oldukça farklı geliyor kesinlikle. En azından bunlardan birini alacağım. Hangi rengi alayım diye sorabilirsin. Oy, bence iğrenç, hiçbirini alma diyeceksin. Dolayısıyla hiç sormadım. Şöyle altından başlayabiliriz. Bir tanesinin altını size göstereyim. Çok farklı bir tabanı var arkadaşlar. Evet. React taban bu arada. Ve farklı kısımlarına daha sert plastikler, kauçuklar kaynatılmış. Böylelikle tabii ki işte dışarıda eskime hızını azaltıyorlar. Ama şuraları dokunduğunuz zaman inanılmaz rahatlığını göreceksiniz. Yani içine giren güzel tatlı bir köpüğü var. Tatlı bir yastıklaması var, tabanı var. Ve Jumpman logosu şurada hoşuma gitti tipi. Değil mi? Güzel değil mi görüntüsü? Tabanının evet, farklı. Evet, ayağını bastığın yer güzel. Hemen şöyle üste çıkıyoruz. Bu ayakkabının asıl olaylarından biri de üstü. Bence çok güzel premium materyaller kullanılmış ve çok üst üste bir yapı var. Yani
Onun üstüne o dikilmiş, bunun üstüne bu dikilmiş, biraz karışık bir görüntü veriyor. Artık şu anki modalar da böyle. Yama bence. Yama. Evet, yama görünümü veriliyor. Şuralarda ise nokta 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 nokta. Bunlar dikişmiş bu arada, biliyor musun? Elini dokunduğun zaman, hani boya değil. Ve şurada da Jordan yazıyor. Farklı bir üst kısmı kesinlikle. Ön ayağınızdaki burası çok daha güzel gözüküyor. Nubuk vari kumaş, güzel bir kumaş kullanılmış. Arkada bazı yerlerde de bu mevcut. Ve topuğa doğru gittiğiniz zaman yine kaliteli bir materyalden, malzemeden ayakkabı tamamlanmış. Pull tab kısmı. Şuraları... Ben kısmın sarı yeşil olmasını beğendim. Ben de beğendim. Hoşuma gitti. Önden ise çok böyle cepli bir görüntü veriyor ayakkabı. Mesela şöyle direkt ikisini şöyle ön çevireyim. Baksana. Sanki böyle bir açılacak bir cep var, bir şey varmış gibi bir görüntü cep veriyor. Tamamen yama yani. Yama demek istemiyorum. Yama demek sanki yırtık bir şey dikmişsin gibi olduğu için hoşuma gitmiyor. Tatlı güzel yuvarlak bağcıkları var. Dile geldiğimiz zaman dil kısmını daha pofidik beklerdim. Biraz ince bir dil kısmı olmuş. Yani lifestyle'a göre iyi bence, normal. Şu köşeleri plastikle çevrelenmiş. React yazıyor, 23 yazıyor. Jordan Jumpman logosu var. Evet, tatlı güzel. Şöyle içine bakalım biraz. Şu içindekileri çıkartalım. 23 ve Wings logosuna benzer bir logo var. İçinde de. Bence çok rahat bir ayakkabı olacak. Çok güzel bir spor ayakkabısı. Dediğim gibi basketbolda oynanabilir ama daha çok yürüyüşte, spor salonunda giyebilirsiniz. Her iki ayakkabıda da burada Jumpman etiketi de mevcut. Genel itibariyle benim çok beğendiğim bir ayakkabıydı. Bu rengi daha az beğendim ama elde daha çok beğendim. İnternette daha ya alıyorum ama nasıl bir şey gibi gelecek korkularım vardı. Şu küçük an daha çok beğendim. 44.5 aldım bu arada. Genelde Jordan'larda, günlük ayakkabılarda 44.5 giyiyorum. 45'i daha kalın çorapla giymem bana gerekiyor. Bana küçük geldi. Bakalım, deneyelim. İnce çorapla giyeceğim için sıkıntı yapacağını düşünmüyorum. Şöyle bağcıklarını gevşettim. Tombul bir ayakkabı çünkü. Aa, baksana dilinde delik delikmiş bu arada. Şuralarda baksana bayağı delikler var. Elimi görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Hava alabilir. En azından bu kısımdan hava alacak. Diğer kısımlarına bakıyorum. Diğer kısımları da çok açıklı. Şuraları görüyor musun? Bunlar da mesela çok açıkmış. Ayakkabının içini bir miktar aydınlatıyor. Yani güzel, terletmez en azından. Çok fazla diye düşünüyorum. Terletmez mi? Bence çok terletecek bir ayakkabı. Ya kalın ve materyalleri kuvvetli gözüküyor ama havalandırma deliklerini de iyi vermişler. Yani bence. Sen beğenmeyince böyle gömmeye çok çalışıyorsun. Hayır, düşünüyor musun? Sürekli soruyorlar, yenge niye beğenmiyor, yenge de hiçbir şey beğenmiyor gibi. Çok fazla. Arkadaşlar artık bir ayakkabı yani 1000 liradan aşağı olmayınca beğenmiyorum yani. Tabii bu normalde 1400 düşün. Ama bak, siyahlısını görsen beğenirdin. Siyah tabanı sadece beyaz. Güzel bir görüntü veriyor. Bu biraz yok, renk tasarımı. Yok, kötü değil. Kötü değil de hani. Spor duruyor, güzel duruyor. İşte. Bu arada bağcıkları arkadaşlar içerideki deliklerden geçirilmiş. Şu dış taraftan da geçirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Baksana şunlar normalde bağcık delikleri gibi duruyor ama içeriden geçirilmiş. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Bence asıl ayakta görüntüsü ve hissiyatı bu ayakkabı için belirleyici olacak. 44.5 aldım. Ayağıma uyacak mı? Ona göre sizler de kendi numaranızı bulabilirsiniz. Hadi bakalım giymeye geçelim. Bayağı çat diye girdi ayağım. Şu an sağ giydim. Evet, sağ her zaman. Çok iyi. Ya ben çok büyük olmasını sevmiyorum spor ayakkabılarının. Daha fit sevdiğim için günlük giyeceklerimi hem böyle numarasını görmüş oluyoruz işte. İyi mi? Yani gayet güzel. Giymeyi sevdiğim şekilde günlük. Yani fazla ayakkabının kalıbıyla oynamazlarsa tutturuyorum ben ama bazı ayakkabılar işte nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar? Muhtemelen üstünde kullandıkları yastıklamayla, petlemeyle alakalı. Ayakkabının içi darlaşabiliyor. Oo, yalnız var ya. Bir rahat ki. Keyifli. Çok güzel. Ne diyorsun, görüntü nasıl? Güzel mi? Güzelmiş. Böyle toplu, hafif, atletik durdu mu? Yani öyle duracağını tahmin ediyordum. Evet. Arkadaşlar çok iyiymiş ya. Gerçekten hafif böyle sizi ileri ittirici bir yapıya sahip. Şu arka topuğu biraz yüksekmiş. Ayağın hafif böyle öne bakıyor. Aynı zamanda basketbol ayakkabısı gibi de yapmışlar, biliyor musun gerçekten? Hani bir iki basket atayım, bir iki takılayım diyorsan yapabilirsin bence. Özellikle spor salonunda veya normal hani daha sportif aktivitelerde bulunacağın zaman da giyebilirsin. Yastıklaması. Ben daha zıp zıp bekliyordum. O kadar zıp zıp değilmiş ama çok... React'ı çok hissedemedin mi? Yok. Şu yüzden hissedememiş olabilirim. Altındaki şu sertlikleri hissediyorum, biliyor musun? Şu kısımları hissedebiliyorum. Yani muhtemelen buradaki çok ince bir tabaka. Öyle olduğu için olabilir.
arkasında daha güzel bir yastıklama var. Yani topukta daha güzel bir yastıklama var. Ayağımı çok fit hissettirdi. Üstten bakınca çok tombiş gibi geliyor. Ha? Bazen iyi. Biraz Yeezy'leri andırdı tepeden kendime bakınca. Evet. Yeezy'lerde de böyle bir görüntü oluyor ya. Zaten Yeezy'lerde böyle saçma sapan bir tasarım ve çok tutuyor, çok beğeniliyor. Bazı farklı saçmalık gibi duran şeyler ama insanlar tarafından beğeniliyor. Biz bile şöyle yavaş yavaş onları beğeniyor hale geliyoruz. Evet, bu arada güzel. Bugünkü kombinin çok güzel olmuş. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Üstün pantolonun çok yakışmış. Teşekkür ediyorum. Bak zaten bunlar aslında giydiğin şeyler var ya, çok birkaç parça güzel seçtiğin zaman iyi kombin oluyor. Genel itibariyle hep eşimin yönlendirmeleri ve aldığı şeylerle kombin yapıyoruz. Evet, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok keyifli. Ben bunu bir iki hafta giyeyim. Zaten gündelik olduğu için çok giyeceğim muhtemelen her tarafa giderken. Size yakın zamanda detaylı incelemesini yaparım. Ama bence bu video sizler için baya bir aydınlatıcı olacak. Çünkü basketbol ayakkabısı olmadığı için, çok fazla performansa dayalı özellikler barındırmadığı için gayet keyifli. Ben 44.5 aldım. Bana bakarak sizler de kendi numaranızı bulabilirsiniz. Evet, bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.